2006-2010 yılları arasında 13 fasıl müzakereye açılmışken, açılmayan fasılların büyük bir bölümü üye ülkelerin siyasi dirençlerine takıldığı için 2010-2013 döneminde yalnızca bir fasıl müzakereye açılabilmişti. Hatta 17 Mayıs 2012 tarihinde Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında pozitif gündem başlatılmış, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından bazı önemli konulardaki işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi hedeflenmişti. 15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ darbe girişimi sonrasında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı sergilediği dayanışma eksikliği, terörle mücadelemize şaşı ve soğuk bakışı ilişkileri olumsuz etkilemişti. Ne yapılırsa yapılsın, Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımı Brüksel merkezli subjektif yargılar aşılamamıştır. Türkiye'ye üçüncü sınıf ülke muamelesi yapılması, her seferinde açılmayan, açılsa da bir türlü kapanmayan fasılalarla müzakerelerin yıpratıcı ve yorucu seyri milli gururumuzu defalarca incitmiştir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında karşılıklı güvenin yeniden baştan inşası için düzenlenen 26 Mart 2018 tarihli Varna Zirvesi'nden de bir sonuç alınamamıştır. Avrupa Birliği, Rumların ve Yunan tezlerinin ambargosu altında Türkiye'nin tarihi haklarından ve egemenlik çıkarlarından vazgeçmesi için sürekli yeni engeller çıkarmıştır. Türkiye'nin tarihine, milli ve manevi değerlerine sırt dönmesi, yani varlığını kesin olarak reddetmesi, reddetmesini projelendirenler, müzakere havucuyla tek yanlı bağımlılığı sürekli hale getirmek için uğraşmışlardır. Yalnızca Rum ve Yunan komplosu değil, geri planda Amerika Birleşik Devletleri'nin, Almanya'nın ve Fransa'nın bulunduğu potansiyel blok, Türkiye'nin birliğe girişini yapay bahanelerle devamlı kundaklamış ve kösteklemiştir. 2019 yılının ikinci yarısında Rum yönetiminin ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hakları ilafına giriştikleri hidrokarbon sondaj faaliyetlerine verdiğimiz tepki sonrası Avrupa Birliği'nin birlik dayanışması adı altında ülkemize karşı aldığı kararlar tam bir çifte standart olarak tarihe geçmişti. Ardından Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG yuvalanmasına karşı meşru mücadelemize yönelik Avrupa Birliği'nin temelsiz suçlamaları üyelik müzakerelerini baltalamıştı. Açıkça söylemek isterim ki Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üye olarak kabul etme niyeti, böyle bir hedefi, samimi ve dürüst bir çizgisi, tutarlı, objektif ve ahlaki bir bakışı yoktur, hiç de olmamıştır. Türkiye bir yol ayrımına, tarihin ve milletin çağrısına riayet ederek bir karar vermenin eşiğine gelmiştir. Gerçekten vakit Türkiye vaktidir. Vakit Brüksel macerasına son vermenin vaktidir. Egemenliğimizin Brüksel'e, sahte yeryüzü cennetine devri diye bir şey söz konusu olamayacaktır. Avrupa Birliği madem bizi istemiyor, madem 40 dereden su getiriyor, madem gözümüzün üstünde kaşınız var diyor, o halde biz de onların dünden istemediğimizi, üyelik serüveninin bir an evvel noktalanması hususunda parti görüşümüzü aziz milletimizle paylaşıyoruz. Avrupa Birliği'nin kirli, kindar ve tarihi hesaplarla ihata edilmiş müzakere defteri açılmamak üzere ister tek taraflı, ister iki taraflı olsun mutlaka kapatılmalı. Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. Avrupa Birliği ile doğmadık, Avrupa Birliği ile de ölmeyiz. Avrupa Birliği ile var olmadık, Avrupa Birliği'siz de yolda kalmayız.
60 yıl kaybettik. Bir 60 yıl daha kaybedemeyiz. Onun bunun ağzına bakamayız. Ülkemizi yargılayan, sinirlerimizi geren, milli şerefimizi düzulatan bir birlik yapısının isteseler de artık içinde olamayız, olmamalıyız. Dünya Avrupa Birliği'nden müteşekkil değildir. Türkiye tarihi referanslarıyla, medeniyet birikimiyle, müstesna kültür hazinesiyle, kardeşlik ve iyi komşuluk hukukuyla çevresinde dost kuşağı oluşturmaya mahir ve muktedirdir. Avrupa Birliği'nin PKK'yı üye örgüt statüsünde saflarına almasının önünde de bir engel kalmamıştır. Ayrıca NATO'nun da tartışılması, sorguya çekilmesi, gerekirse yeni baştan ittifak hukukunun milli değerler kapsamında ele alınması zorunluluktur. NATO'ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir. İsveç'in NATO üyeliğine şu şartlar altında Milliyetçi Hareket Partisi'nin olumlu bakması ise eşyanın tabiatına bütünüyle aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır. Cumhuriyetin yeni yüzyılında iç ve dış kaynaklı tüm kamburlardan kurtulmak milli gayemizdir. Kimseyi uşak görmeyiz. Hiç kimsenin de Türkiye'yi uşak mertebesine çekmesine müsaade etmeyiz. Bölgesel ve küresel çapta ülkemize saygıyla yaklaşan, karşılıklı hak ve çıkarlara saygı gösteren, kuyu kazmak yerine dostluk ve iyi ilişkilerini kuytusunda buluşmaya hazır olan ülkelerle de kucaklaşmak için yeni bir seferberlik süreci başlatmak zorundayız. Bunlardan birisi olan Türk Devletleri Teşkilatı tarihiyle coğrafyayı kaynaştırmaktadır. Türk ve İslam toplumları, Afrika ve Balkan ülkelerini içine alacak şekilde yeni bir dünyanın yol haritasını çizebilecektir. Avrupa Birliği işine baksın, kandıracak, müzakere çıkmazına sürükleyecek, boyun eğik yeni ülkelerin peşine düşsün, bizden de sonuna kadar uzak dursun. Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti'nin yepyeni bir diriliş ruhuyla, darbe anayasasının yerine herkesi kapsayan, geniş katılımlı, demokratik insan hak ve hürriyetine bağlı, devlet ve toplum hayatının hassasiyetlerini özümseyen, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlu, milli ilkelerle bütünleşmiş bir anayasayla yeni yüzyıla mühür vuracağımıza inanıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi buna hazırdır. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde 100 maddelik anayasa teklifimizde de hazırlıklarımız tamamlanmış, bizatihi Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşılmıştır. Cumhur İttifakı olarak başaracağımızdan kuşku duymuyorum. Türkiye dünyanın parlayan yıldızıdır. Dünyadan Türk'ü ve Türkiye'yi çekip çıkardığımızda geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Ve dünyadaki kalbi de Türkiye'den, Türk dünyasından atacaktır. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türk vatanı, var olsun Türkiye Cumhuriyeti. Bu duygu ve düşüncelerle basın toplantımıza katılmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor. Aziz milletimizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun efendim.